İlgiler Fidancılığın sunduğu Bursa Tarım Fuarı'nda Aydın'dan katılan firmamız Efe Ziraat Aletleri ve Mehmet Akkın yanımızda. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Efe Ziraat Aletleri maşallah her yerde, her fuarda değerli üreticilerimizle beraber yol alıyorsunuz. İlgi nasıl, alaka nasıl, ürünlerimizde, yelpazede yenilikler var mı sizlerden dinleyelim efendim. Tabii ki sağ olun. Şimdi gitmediğiniz yer bizim değildir. İşte Türkiye genelinde iyi bir bayi ağımız var. İşte bayilerimiz de teşvik amaçlı, bayilerimizin isteği doğrultusunda işte Bursa'daki fuara da geldik. Ama ne yazık ki tabii hem katılımcı hem ziyaretçi olarak işte piyasa şartlarından dolayı biraz daha sönük bir fuar geçiyor. Yani aslında bu Türkiye'de en büyük sıkıntı tabii ki fuarlar olmalı, firmalar makinelerini tanıtmalı, göstermeli çiftçiye. Ama panayır gibi her yerde fuarlar olunca çiftçi de yoruluyor, bizler de yoruluyoruz. Bu da işte şu anki gördüğünüz yani çok sevimli geçmeyen Bursa gibi fuarda da ilgi var mı var ama daha farklı olabilir, daha güzel olabilir. Birer hafta arayla her yerde fuar. Yani gerçekten bunun bir düzene girmesi lazım. Çiftçi için de yorucu, firmalar için de yorucu. Tabii ki biz makinalarımızı tanıtacağız, çiftçiyle buluşacağız, onların istediklerini dinleyeceğiz. Ben yetkililerden varsa bir yolu, ya şu fuarları bir düzene sokalım ilk önce. Artı tabii ki biz Efe Ziraat olarak şu anda 50 ülkeye ihracat yapan bir firma olduk. Ürün yelpazemizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz. Ve ürettiğimiz ürünlerde hep kendi çizgimizi, işte kendim de çiftçiyim. Tarlada çiftçinin ihtiyacını daha rahat sağlayabilecek makineler üretmeye çalışıyorum. Hatta yani şu anda işte hep Türkiye'de bir sürü aksilikler var, aksaklıklar var. Belki 10-15 tane firma bizim makinalarımızı birebir aynısını kopyaladı. Bu hem üzücü hem çok mutluluk verici. Neden? Doğru bir yoldayız ki taklit ediyoruz. Altının sahtesi olur, tenekenin sahtesi olur. Yani demek doğru bir yoldayız. Çiftçiler de sağ olsun gelen müşterilerimiz hep iyi niyetlerini belirtiyorlar. Makinelerden olan memnuniyetlerini bildiriyor. Tabii ki bunun yanında eleştiriler de var. Onları da dinliyoruz. Bunların notlarını alıyoruz. Neden? Daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü bilgisayarda çizdiğim bir makine tarlayla aynı özelliği göstermez. Ben bunun bilincinde olan bir insanım. Tarla şartları çok farklı. Bölgesel farklar çok çok önemli. Her bölgeye hitap edebilecek makineyi üretebilmek çok önemli. Ektiği ürüne göre makine üretebilmek çok önemli. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin de desteğiyle yani güzel şeyler yaptık. Daha da iyisini yapacağız inşallah. Hani her zaman söylüyorum Efe bir dünya markası olacak. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Yani sadece bir Aydın firması olma mantığınız yok. Gerçekten Türkiye'de ve dünyada bir marka olma yolunda ilerliyorsunuz. Zaten yapmış olduğunuz makineler kendini gösteriyor. Baktığımızda büyük güçlü traktörlere hitap eden makineler üretiyorsunuz. Özellikle Trakya'da çok seviliyor ve biliniyorsunuz. Dünyanın toprak yapısıyla Türkiye'nin toprak yapısında bir olmadığını biliyoruz. Evet. Hani bir laf var. Türkiye'de çalışan makine dünyanın her yerinde çalışır. Tabii ki. 50 ülkede beğeni yani ürün geri dönüşleri nasıl? Feedback dediğimiz geri dönüşleri nasıl? Çok güzel yani bizimle çalışmaya başlayıp da bırakan bir bayimiz yok yurt dışına. Bu çok güzel. Demek doğru yoldayız. Ben Türkiye'de gerçekten aracı şartları çok zor şartlar olan yerler de var. Çok iyi olan mesela işte bir Trakya gerçekten arazi şartları çok kötü ama çiftçi bilinçli. O şartlarda o beğeni kazanabiliyorsak bu makinemiz çalışır. İşte Anadolu'ya geçtiğimizde işte bir Siverek türü böyle yerlerde aracı daha çetin taşlı. Hani bu arazide bu makine çalışıyorsa ben diyorum her zaman. Güneydoğu'da Siverek'te, Batı'da Trakya'da ürettiğin ürün başarıyla çalışıyorsa dünyanın her tarafında göğsünü gere gere satabilirsin. Evet, 7 ürün var mı fuarda hazır olan? Ya var, tabii ki sürekli kendimizi yeniliyoruz. İşte yeni bir merdane modelimiz var şu an aşağıda gözüküyor. 10 metreye kadar iş genişliği olabiliyor bu merdanenin. Tabi bu çiftçi büyük bir rahatlık. Tabi bu 10 metreyi şu an Türkiye'de hiç vermedik ama yurt dışına gönderdik. Arazi yapısına göre merdane kendisini ayarlayabiliyor. Böyle bir makinamız var. İşte bir de bizim meşhur bir kunduz dediğimiz makinamız var. Bu da modern pulluk diye geçiyor Avrupa'da. Pulluğun yaptığı görevi çok iyi yapıyor. Pulluğun batma diğerde batabilme özelliğine sahip.
tarlanın tesisini bozmuyor, kesek çıkarmıyor ve kulluktan daha fazla yer götürüyor. Bu da çiftçiye zaman, yakıt tasarrufu olarak gelir. Zaten bizim çiftçiye her zaman önerdiğimiz, söylediğimiz, şu anda öyle bir dönemdeyiz ki doğru traktör, doğru ekipman, bilinçli çiftçilik, düşük maliyet, yüksek verim. Bu şekilde olursa para kazanır. Ben de çiftçiyim. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yüksek. İş gücü Türkiye'de çok değerli olmaya başladı. Tarlada çalışacak işçi bulamıyoruz. Traktöre binecek şoför bulamıyoruz. Onun için kullandığımız traktörden ekipmana varıncaya kadar, gübreye, tohuma varıncaya kadar çok daha iyi, daha dikkatli kullanıp yani en iyi şekilde düşük maliyetlerle yüksek verim almanın hesaplarını yapmak zorundayız. Ayrıca şu an arkada gördüğümüz akrep dediğimiz bir makinamız var. Bu benim muhteşem dediğim bir makina, gurur duyduğum bir makina. Bu makineyi ben rüyalarımda yaptım. Yani çiftçiliği, tarımı, makineyi o kadar çok seviyorum ki. Bu makinada en büyük özellik, eski çiftçiler daha iyi bilir, disli pulluklar vardı. Bir pulluk mantığıyla çalışıyor. Mil olmadığından dolayı en ağır arazi şartlarında, kurakta, yaşta, çamurda traktör yürüsün yeter ki hiç tıkanmadan çalışabilme özelliğine ve bir pulluk gibi toprağı çevirebilme özelliğine sahip. Böyle bir muhteşem bir makine ve çiftçi bayağı bir emek verdik bu makineyi. Şu anda kullanan çiftçiler sürekli yayılarak hızla büyüyen bir pazara sahip oldu. Şu ana kadar inşallah bunu taklit eden olmadı. Bundan sonra da olmaz. Zaten patentli bir ürünümüz. Ve bu makinamız çiftçiyi hem pulluk hem Duscaro gibi her iki makine işini yaptığı için çoğu şeylerden fayda sağladı. Güçlü bir şasesi var görsel itibariyle. Büyük bir şase, 300'e 300 kalın bir şasesi var. İşte dediğim gibi bir disli pulluk gibi de pulluk mantığıyla çalıştığı için toprağı güzel aktarıyor. Mil olmadığı için ve açı aldığından dolayı istediğin derecede batırabilip ve hiç tıkanmadan yaşta dahi çalışıyor. Kurakta da bir pulluk gibi batıyor. Emeğinize sağlık diyelim o zaman. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun efendim. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz sizlere de. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi çalışmalar. Evet değerli dostlar, Efe Ziraat Aletleri ve Mehmet Akkın ile beraberdik. Gerçekten sizlere özel ürünler üreten, tabiri caizse kendi ifadesiyle rüyalarımda yaptım diyor. Bu da çok önemli. Demirin kokusunu yaşayan insanlar, imalattan gelen insanlar, sizin emeğiniz ve üretiminizin karşılığını gerçekten sizler için gayret eden firmalarımızdan bir tanesi. Başarılar diliyoruz ve İlgeler Fidancılığın sunduğu Bursa Tarım Fuarı'na stans ziyaretlerimiz devam ediyor efendim.